Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Böyle bir dünya gündemine rağmen bu akşam bir kere öncelikle bizimle olduğunuz için hepimiz bence bir kendimizi alkışlayalım böyle güzel bir akşamı. Sağlıkla beraberiz. Efendim ben Cennet Hanım'ın dergisi genel yönetmeni Feyzan Ersinan. İşimizin bir kısmı her ne kadar dergicilik olsa da danışmanlık tarafı güzel gruplarla çalışıyoruz. Hem dünya markalarıyla hem de Türkiye'de yatırım yapan güzel markalarla. Bugün bu akşam burada FH Grup Danışmanlık yurt içi yatırımlarına size bilgi vermek için bir araya geldik. Malumunuz normalde bizler hep yurt içinde yatırımları anlatmaya alışıyoruz ama artık yavaş yavaş pusulamızın yönü değişti. Lily House bu akşam anlatacağımız proje. Bu akşam aslında hem Fatih Bey hem Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Normalde biz basın lansmanlarını kahvaltılarda yaparız. Çünkü biraz daha şeydir, daha uygundur apostrof içinde. Onun için gerçekten keyifli bir akşam oldu. Teşekkür ediyoruz patronlarımıza da. Efendim Lily House İngiltere'nin Surrey bölgesinde Thames Nehri'nin kenarında kurulu olan Sansapon ve Edenbrough projesinin ikinci etap olarak karşımızda. Eşsiz bir konfor arayan yatırımcılar için tasarlanmış bu projeyi size en güzel şekilde Richmond London Homes kurucusu sevgili Özlem Öztürk sunumuyla anlatacak. Keyifli bir akşam diliyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba değerli misafirlerimiz. Öncelikle lansmanımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu akşam sizlere Edenbrough projesinin ikinci etabı olan Lily House'un lansmanını takdim edeceğiz. Lily House projesi bizim projemizin ikinci etabı olarak yeni açılışa sunuldu. İlk lansmanımız Londra, ikinci lansmanımız Hong Kong ve üçüncü lansmanımız bugün İstanbul'da gerçekleşiyor. Şimdi yapacağımız sunumda genel bir içeriği sizlere takdim etmek istiyorum. Öncelikle projemizin bulunduğu lokasyon, arkasından neden Edenbrough projesine yatırım yapmamız gerekiyor ve üçüncü olarak İngiltere'de taxation konusu, özellikle yatırımcılar için bu konu önemli. Bu konu, burada parantez içerisinde şunu söylemek istiyorum. Ben aynı zamanda İngiltere'de muhasebeciyim. İngiltere ekonomisindeki iş bizneslerinin mutfağını bilen bir insanım. Bu konuda sizlere detaylı bilgi de verebilirim. Ve arkasından immigration konusuyla ilgili, Türkiye'den oraya giden göçmenlerle ilgili ve onların sahip olduğu haklarla isterseniz eğer sonrasında kısaca değiniriz. Bir de İngiltere'den gayrimenkul alımında bana gelen çok sıkça sorulan sorular var. Bunları siz sormadan ben size cevaplarını vereceğim. Daha sonra hani sorularınız da ortadan kalkmış olur. Şimdi öncelikle size kendimi de tanıtayım. Richmond London Homes'un kurucusuyum. 2017 yılında şirketim kuruldu. 2008 yılında Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra Londra'ya eğitim amaçlı gittim ve arkasından bir yıl sonra muhasebe departmanında gönüllü olarak çalışmaya başladım ve 3 ay sonra da bana bir sandalye verdiler. Arkasından profesyonel iş hayatım başladı. Tabii eğitim bunun devamında gelmek zorundaydı. Çünkü yetersizdi burada yaptığımız eğitimler. ACC eğitimi aldım, mal müşavirlik eğitimi. Bununla birlikte 2017 yılında artık ben neden daha farklı bir sektörde rol almayayım diye kendi şirketimi kurdum. Richmond London Homes Limited'i ve bununla birlikte de son 4,5-5 yıldır ki arada biraz bir kısa süre pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Hem satışlar yasaklanmıştı İngiltere'de hem uçuşlar durdurulmuştu. Ve tekrardan bugün pandemiden sonra 3. lansmanda sizlerle birlikteyim. Şimdi öncelikle sizlere Edenbrough projesinden bahsedeceğim. Edenbrough projesi inşaat firmamız Berkeley Homes. İsmini çokça duymuşsunuzdur. Türkiye'de yıllardır gelip farklı projelerini İstanbul'da lansmanını gerçekleştirdiler. Ben bu projenin Türkiye temsilcisiyim. Bu projeyle ilgili genel bir bilgi almak istediğinizde Fatih Bey ya da benimle de iletişime geçebilirsiniz. Edenbrough projesi bir. Neden Edenbrough projesi diye sormak istediğinizde biz özellikle bu projenin tanıtımını, niye ben bu projeyi seçtim? Aslında buradaki nokta ben biraz daha kendi muhasebeci olma tarafımı da kullanarak rakamları
Lilihaus'la olan ilişkimden dolayı bir yatırımcıyı en iyi şekilde tatmin edecek olan proje olduğu için. Şimdi şöyle dünyaya baktığımızda 2008 yılında dünyada çıkan bir mortgage krizi ki Amerika'da başladı. Arkasından küresel aynı sistemi takip eden sistemlerde bu kriz İngiltere'ye de geldi. Ve biz 2008 yılında gayrimenkul sektöründe bir yapılanmanın olduğunu gördük. Burada olan olay neydi? Biraz burada eğer Londra pazarını iyi tanıyorsanız, Londra pazarı dünya başkenti diye anılır ve gayrimenkul sektörü hem İngiltere'de, Avrupa içerisinde İngiltere'de çok güçlü bir sektördü. Şimdi 2008 krizine gitmemin sebebi şu, çünkü bazı şeyler eğer genel resmi iyi anlarsak, bugün neden Eden Grove projesine yatırım yapmamızın örneklerini verdiğimde orada siz bu projeyi neden seçtiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. 2008 yılında arzla talep dengesinde büyük bir değişiklik oldu. Çünkü faiz oranlarının artmasıyla birlikte piyasada bir arz fazlası oluştu ve tabii ki burası Londra, dünya başkenti. Tüm yatırımcılar buraya gelip yatırım yapmak istedi. Çünkü fiyatlar biraz da olsa düşmüştü. Bununla birlikte bir artış yaşanmaya başlandı. Talepte mükemmel şekilde bir artış yaşandı ve fiyatlar kademeli olarak 2008 yılından 2016 yılına, hatta 2017'de diyebilirim. Ve o 2017'ye geldiğimizde bir bubble oluştu. Yani fiyatlar olabildiğince en yüksek seviyeye çıkmıştı. Şimdi burada Londra'nın kendi içerisinde, ekonomi içerisinde bazı problemler oldu. Bunlar nelerdi? Kendi şirketleri, bunlar PwC gibi, Ernst & Young gibi büyük avukatlık ofisleri gibi firmalar zarar etmeye başladı. Çünkü neden? Kiralar çok yükselmişti. Metrekare fiyatı Londra'da çok yükselmişti. Aynı zamanda bu gayrimenkul sektöründeki fiyatlar yükselmesiyle birlikte minimum wages de Londra'da çok yükselmişti. Ve devlet bir karar aldı. Bu 2016 yılında devletin bir planlamasıydı. Yapılan olay şuydu. Londra'daki şirketlerin belli bir kısmını Manchester'a taşımak. Nasıl bir taşınma oldu? Bütün şirket, büyük şirketler kendi buna medya televizyon kanalları da dahil BBC, ITV kendi head ofislerini Londra'da bırakarak operasyonlarını Manchester'a taşıdılar. Şimdi göçle birlikte bugün yine biz aynı senaryoyu pandemiden sonra da yaşadık. 2016 yılında Manchester'ın nüfusu 560 binken 2018 yılının sonunda nüfus 2.8 milyona çıktı. Bu 3 yılda çok üstüne katlayarak ilerlediği için ev fiyatları da buna bağlı olarak 3 katı neredeyse değer koymuş oldu üzerine. Biz neyi gördük burada? Talep arttığında, hızlı bir şekilde talep yükseldiğinde ev değerleri, kiralar da aynı şekilde çok hızlı şekilde yükseliyor. Şimdi bizim Eden Grove projesine gelmeye, bu projeyi seçmemin sebebi, Zone 5'li olmasının sebebi, ayrıca yine Berkeley Homes'un bir projesi olmasıyla birlikte de biz bu projeyi neden yatırım yapmalıyız? Hem yatırımcı için hem evini alıp yatırımını yapıp aynı zamanda gerekirse ben burada da yaşamak istiyorum dediğinizde sizlere en iyi cevabı verecek projelerden bir tanesi. Bugün aynı kriz, benzer kriz 2008 yılında yaşanan, ekonomi tarafında yaşanan krizi pandemiyle daha farklı bir şekilde, daha global olarak günümüzde yaşadık ve geldiğimiz noktada bugün yine göç veriliyor. Biz bu göçü takip etmek zorundayız eğer iyi bir yatırımcıysak. Bir şöyle bir olay var. Londra'nın merkezinde 2016-2015 yılında yapılan yatırımlarda, yani Londra büyürken ki yapılan yatırımlarda hep şunlara bakıldı. Mesela bir Türk yatırımcı, ben şunu gördüm özellikle bizim kendi ülkemdeki yatırımcılarda. Biz masraf kalemleri gözden geçirmeyi unuttuk. Hep evin yield'ına baktık, geri dönüşüne baktık. Acaba biz bu gayrimenkulü satın aldığımızda servis şarjı ne kadar olacak? Ground rent'i ne kadar olacak? Letting fee'si ne kadar olacak? Bunlar bizim gözümüzden kaçan değerlerdi. Ki eğer mortgage'le de satın aldıysanız bir de üzerine ödeyeceğiniz faiz var. Ben bunu inanın muhasebeci olduğum için bu hesaplama kısmını ben göz önünde tutuyorum. Çünkü burası önemli bir faktör. Ama burada şöyle de bir nokta var. Londra pazarıyla Londra dışındaki pazarın ayrımını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Londra pazarı demek gayrimenkulünüzü alırsınız, bırakırsınız bir 5 yıl, 10 yılda kendi üzerine değerini koyar ve bunun ismine biz capital growth deriz. Ama biz Londra dışındaki pazara gittiğimizde buna Manchester, Liverpool, yukarıda İskoçya'daki şehirler dahil güneydeki şehirleri de eklediğimizde biz buralarda capital growth'u yüksekliği yerine neyi aramamız gerekiyor? Yani biz o pazarlara daha düşük rakamlarla girip sıcak nakit akışı. Yani bunu gerçekten örneklemesini size yapmak istiyorum. 2018 yılında Liverpool'a yapılmış bir yatırımda 220 bin pound'a alınmış 2 yatak odalı dairenin kira getirisi
1500 bandı ama bir değer artışı olarak baktığımızda 3-4 yıl içerisinde evin kendi üzerine koymuş olduğu değer artışı 30.000-35.000 poundlarda kaldı. Çünkü neden? Burada Londra gibi büyük şehirler değil. Ama nedir? Şöyle bir olay var. Biz 220 bin poundla gayet sıcak bir kira getirisi elde edebildik. Ama Londra pazarına geldiğimizde 2008 yılındaki mortgage krizindeki bu rakamlar, benim kendi gördüğüm rakamlar, 90 bin poundluk bir ev 350 bin pound oldu. İşte bu pazarı da bize veren Londra pazarı. Burada yatırımcı şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Motivasyonu ne? Öncelikle motivasyonunu iyi belirleyin. Bu motivasyonun sonucunda ne istiyor? Sıcak para mı kazanmak istiyor? Ya da şirketindeki karı, şirketin profit and loss'undan bilançosuna mı geçirmek istiyor? Vergiden kaçmak için. Bunları yatırımcı kendisi iyi analiz edip rakamları çok iyi değerlendirdiğinde gerçekten İngiltere'de sizi mutlu edecek bir yatırım yapabilirsiniz. Bu yatırımlardan bir tanesi de bugün fiyatlarımız Edinburgh projesinin fiyatları Manchester fiyatlarına çok yakın. İnanın Edinburgh projesindeki fiyatlamalar bize Manchester gibi hemen hemen yakın değerler, fakat biz Londra'dayız. Bizim ayrıcalığımız ve özelliğimiz bu. Yani şunu da söyleyebilirim size. Özlem Hanım 5. zonda biraz uzak, hani yaşamak için, ama oysa ki değil. Bugün yaşam tarzı pandemiden sonra dünyanın, bu inanın İstanbul'da belli olmuyor, çok hissedilmiyor. Tabii buralarda da var ama bu Londra'da çok hızlı bir şekilde biz bir değişim yaşadık orada. Bugün Londra'nın %60 verdiği göç bizim projemizin olduğu bölge, yani Surrey bölgesi oldu. Surrey bölgesi dediğimde sizlere Richmond diyeyim, Wimbledon diyeyim. Buraları siz iler, yani mutlaka duymuşsunuzdur. Bu bölgeler bizim belediyemizin, Surrey Belediyesi'nin olduğu bölge. Bu bölge yıl içerisinde normalde %25 sadece İngiltere dışından gelen göçü de karşılıyor. Bir de pandemiyle birlikte ülke içinden gelen göçe de ev sahipliği yaptı. Tabii ki bunlar, neden bu bölge, neden insanlar buraya gitti? Şimdi sırayla bunları sizlere açıklayacağım. Öncelikle projemizin lokasyonuna baktığımızda görmüş olduğunuz bu havzalar Londra'nın içme suyu havzaları yer almaktadır. Baktığımızda genel yapılanmaya, bu bölgenin yapılanması yatay yapılanma. Yani bunun anlamı ne demek? Victorian house'ların olduğu dubleks, tripleks evler yer almakta. Bir de bunu böyle söylediğimde bunun arkasından şunu da eklemem gerekiyor. Victorian house'lar bugün 100 yıllık, 150 yıllık eski evler. Yani bugün bu bölgede artık yeni nesil, özellikle bölgenin farklı bir dinamiği olan genç profesyonel teknoloji firmasındaki çalışanlar artık o tarz evlerden ziyade akıllı ev modeli dediğimiz, içerisinde tüm imkanları barındıran evlerde yaşamak istiyor. Ki hakları da daha modern evler, daha temiz, daha güzel. Ki İngiltere'nin bir de bir fare sorunu vardı, mutlaka duymuşsunuzdur. O evlerde bu sıklıkla yaşanan bir problem. Şimdi böyle baktığımızda tabii ki insanlar bu tarz evlerin, hatta şöyle size yani ben size güncel bilgileri aktaracağım burada. Bu proje hemen bizim projemizin karşısında yapılıp bitmiş olan proje, 2 yıl önce anahtar teslimi yapıldı ve anahtar tesliminden 6 ay önce kiralaması gerçekleştirildi. Anahtar teslim gününe kadar %98'i toplam kiralandı. Baktığımızda çünkü bölgede talep o kadar yüksek ki ev bulmak gerçekten çok zor. Yatırımcı için bir kiracı portföyü hem çok güçlü hem de talebin çok fazla olduğu bir bölge. Aynı zamanda bölgeye yatay yapılanmada olduğu için de yatırımcıları daha çok cezbediyor ve özellikle o bölgede yaşayan halkın istediği karakterde yeni projeler yapılıyor. Şöyle ilerleyeceğim. Baktığımızda projemizin motivasyon noktalarına geleceğim. Çünkü biz bir yatırım yaparken ya da bir gayrimenkulü satın alırken öncelikle motivasyon noktalarına bakarız. Bunlardan bizi tatmin eden en güzel başlıklardan bir tanesi Heathrow Airport. Yani aslında baktığımızda Türkiye ile kıyasladığımızda Atatürk Havalimanı aktifken ki Yeşilköy diyebiliriz. Çünkü sadece 10 dakika sürüş mesafesinde projemizin olduğu yer bu bölge, Heathrow Havalimanı'nın olduğu bölge bu bölge, 10 dakika yanı başında lojistik firmalarını da çevresine toplayan bir bölge. Ve hızlıca ilerleyeceğim. Hemen bizim projemizin olduğu yerde M25 dediğimiz, duymuşsunuzdur mutlaka. M25 Londra'yı çember gibi saran bir yoldur. Yani Londra'nın çevresini halka gibi çevreler ve siz bankaya gittiğinizde bir mortgage satın alırken size ilk sorulan soru şudur. M25'ın içinde mi gayrimenkulünüz? Bu çok önemlidir çünkü M25'ın içerisinde yer alan gayrimenkuller değerli gayrimenkullerdir ve value'ları çok daha yüksekten hesaplanır. Tabii ki bu lokasyonun hesaplama dediğimde burada fiyatlar formülü üzerinde yer alan birçok faktöre bağlı. Bunlardan en önemli, en güçlü faktör talep faktörü ki bizim projemizi, bölgemiz bunu bize zaten veriyor. Şöyle tekrardan ilerleyeceğim.
Bir dakika. Aynı zamanda öncelikle lokasyonları şey yapıyoruz. Baktığımızda Berkeley Homes'u projemizin Berkeley Group burada yapmış olduğumuz proje ve geldiğimizde şuraya baktığımızda Staines Train Station, yani bizim projemiz tren istasyonuna 7 dakika yürüme mesafesinde. Hızlı yürürseniz 5 dakikada ulaşabilirsiniz. Bunlar bizim projemizin en güzel özellikleri. Hatta bu Berkeley Homes'un biraz daha değindiği bir noktadır. Berkeley Homes seçtiği topraklarda, özellikle inşaat alanlarında istasyonlara yakın olması, en güzel lokasyonları seçmesi. Bu biraz inşaat firmasının gücüyle alakalı ki Berkeley Homes da o güce sahip olduğu için lokasyonumuz gerçekten olabilecek en güzel lokasyonda. Şöyle ilerleyeceğim. Bölgesindeki yer alan diğer yerleşim yerine olan uzaklıkları, Tivikan'ım 23 dakika, Clapham Junction 24. Yalnız sadece arkadaşlar bunu hazırlarken Heathrow Airport 35 dakika demişler. Bu 10 dakika olacak. Burada bir yanlışlık yapılmış. Biz evimizden çıktığımızda 7 dakikada da station'a yürüdükten sonra 35 dakika sonra London Waterloo Station'dayız. Yani parlamento binasının hemen karşısındaki tren istasyonundan çıkıyoruz. Oradan siz isterseniz merkezde yürüyerek gezebilirsiniz, isterseniz bus ya da toplu taşıma araçlarından birini kullanabilirsiniz. Şimdi biraz daha ilerlediğimde bu bölgedeki yaşam stilini bizlere anlatıyor. Bölge neye benziyor? Baktığımızda bir Chelsea gibi nehrin kenarında istediğimizde evimizden çıkıp 7-8 dakika uzaklıkta nehre yürüme mesafesinde gidip pub'a gidip çayınızı, kahvenizi, içkinizi içebilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Aslında baktığınızda Chelsea'de ödediğiniz property'ye 1-1,5 milyon pound'lık gayrimenkulün aynı atmosferindeki farklı bir lokasyon. Bu lokasyon bugüne kadar konuşulmadı. Sebebi de şu: çünkü pandemiyle birlikte bu lokasyon çok değerli bir hale geldi. Neden? Almış olduğu göçlerle birlikte. İkincisi, bu bölgeyi devlet aslında kendisi göçlerle birlikte keşfettiler. Aslında bizim ilk noktamız şuydu: Hidden Game, saklı cephe. Baktığımızda gerçekten diğer projelerdeki, bahsettiğim Chelsea'deki bir projede bizi tatmin eden aynı özelliklere sahip farklı bir lokasyon. Hani şunu diyebilirsiniz, o zaman 35 dakika ama bugün zaten siz şöyle vereyim, Kings Road'daki bir projemiz, farklı bir projemiz var. Oradan da yine merkeze gitmeniz 35 dakika. Aslında zaman burada aynı. Sizi o aldatmasın. Siz Londra pazarına açılış fiyatı 345 bin pound gibi bir yatırımla rahatlıkla girebilirsiniz. Bunun için milyonlar ödemenize gerek yok. Aynı atmosferi yaşamak için öyle yüksek paraları ödemenize gerek yok. Şimdi böyle devam edeceğim. Bu şey, bazı bölümleri kısaca geçeceğim. Çünkü daha sonrasında sorularınızda yer vermek istiyorum. Burada baktığımızda bölgede yer alan bazı markalardan bahsediyorlar. Projemizden çıktıktan sonra projemizde nehir arasında yer alan bölge bizim town center'ımızı oluşturuyor. Yani bizim restoranımız, pub'umuz, sosyal olabileceğimiz alanlar, süpermarketler hepsi bu bölge içerisinde yer alıyor. Ve toplamda nehir kenarına yürüyerek gitmeniz 10-12 dakika sürüyor bu uzaklık. Aslında çok da uzak değil. Ve bölgede yer alan bazı mağazaların logoları burada yer almakta. Tarihle ilgili size bilgi vermeyeceğim. İnanın bu sunumu eğer mail adresinizi bırakırsanız ben size mail olarak herkesin mailine gönderebilirim. Bunlar detaylı konular. Bunları da şey yapmayacağım, bahsetmek istemiyorum. Biraz daha ilerlediğinizde şimdi Edinburgh Projesi'nin bir başka motivasyon noktası. Birinci ne dedik? Heathrow Havalimanı'na olan yakınlığı. Sadece 10 dakika sürüş mesafesinde. İkincisi, Thames Nehri'ne 10 dakika yürüyüş mesafesinde oluşu. Bir başka asıl benim için en önemli olan motivasyon noktası, bizim projemizin olduğu bölgeden Londra'nın merkezine, pardon, İngiltere'nin, Amerika'nın Silicon Valley dediğimiz San Francisco, İngiltere'deki karşılığı aslında bizim projemizin olduğu yerde başlıyor. Aslında bizim projemiz İngiltere'nin Silicon Valley'nin olduğu bölge. Diyeceksiniz ki bu ne demek? Biz bu bölge 2010 yılından bugüne kadar bu bölgedeki toplam kurulmuş olan teknoloji firması ise 1100'ün üzerinde şirket kuruldu. Bunun anlamı ne demek? Baktığımızda çok büyük. Zaten Heathrow Havalimanı bunu besleyen ve destekleyen en büyük faktör burada. Sebebi lojistik açısından. M4 koridoru Londra'dan paralel çıkan bir yoldur. Ta Reading şehrine kadar gider. O bir kanal koridordur. Ve o koridorun içerisinde tüm büyük Microsoft, Huawei, Bupa, birçok firma, bunun gibi belli başlı dünyada çok büyük firmalar İngiltere'deki head ofislerini bu bölgeye açtı. Bunların da sebepleri var tabii ki. Londra'nın zone 2-3 olmadığı için buralarda kiralar çok daha uygundu zamanında. Ama şimdi onu söyleyemiyoruz çünkü yıllık kira artışları her yıl çok hızlı bir şekilde yükseliyor diğer
lokasyonlarla kıyasladığımızda bizim enfor koridoru dediğimiz bölge buradan başlıyor ve böyle ilerliyor bu tarafa doğru. Şimdi burada bizi besleyen ikinci şey şu. Biz yarın öbür gün yatırımcı olarak buraya girdiğimizde bizim çevremizdeki firmalar, teknoloji firmaları, buralarda kimler çalışıyor? IT'ciler, CEO'lar, direktörler bizim evimizin çevresinde ve bunlar bizim kiracımız olmaya aday insanlar. Biz bunların gelir gruplarına baktığımızda bugün en az İngiltere'de bir bilgisayar mühendisinin aldığı maaş yıllık 100 bin ile 150 bin pound arasında. Yani bu deneyimi 3-4 yıl deneyime sahip olan bir bilgisayar mühendisinden bahsediyorum size. Ve bölgeyi gelip eğer gezme fırsatınız olursa yürürken zaten evlerin arasında iş ofisleri göreceksiniz. Bunlar serpiştirilmiş şekilde. Şöyle biraz daha ilerleyeceğim. Baktığımızda bu bir dakika geri geleceğim. Bir nokta daha var değinmek istedim. Richmond. Bugün Richmond'u herkes biliyordur. Çok insan duymuştur ve biliyordur. Çünkü İngiltere dediğimizde iki tane yaşam alanı için özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen insanların tercih ettiği yaşam alanları bir tanesi Richmond'dur güneyde, diğeri de kuzeydeki Hampstead'de. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, özellikle Hampstead'de yaşayan insanlar, o bölge yurt dışından gelen üst düzey aristokrat aileler, onların çocukları ve İngilizlerin özellikle sanatçı ailesi Hampstead bölgesini tercih eder. Ve Richmond bölgesinde de beyaz yakalılar, Avrupa'dan gelen beyaz yakalıların tercih ettiği bölgedir Richmond. Mesela bizim projemizden sadece 3 durak uzaklıkta, toplamda evimizden çıkıp oraya varmamız 20-25 dakika. Bu da maksimum süreden size bahsediyorum. Aslında böyle bir kıyaslamaya gittiğimizde de Richmond buranın kemer country'si ise bizim projemizin olduğu yerde Göktürk diyebiliriz. Çünkü insan yapısına, demografik yapıya baktığımızda gerçekten kıyaslama birebir örtüşüyor. Bunu ben söylüyorum. Neden? Çünkü ben 15 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Bu bölgelerde çok kez bulundum. Buradaki ofislerde de çalıştım. Ondan dolayı oranın hani orayı koklamak derler ya. İşte ben onu yaptığım için size burada net bazı şeyleri aktarabiliyorum. Biraz daha ilerleyeceğim. Bu bölgedeki sosyal yaşantı, çevrede neler olduğu bunlarla ilgili yine şöyle küçük değinelim. Sadece 20 dakika sürüş mesafesinde Windsor Castle yer almakta. Bu bölgede sosyal olmanın dışında yapabileceğiniz çok çok daha farklı şeyler var. Çünkü bölge Londra'nın bu güzel olan değerlerine çok yakın olan yer. Çok yani 15-20 dakika sürüş mesafesi inanın ki çok yakın. Nehrin olması ayrı bir özellik katıyor bölgeye. Çünkü Thames Nehri üzerinde hafta sonu sosyal olabilirsiniz. Teknenizle rahatlıkla seyahat edebilirsiniz ya da oradaki kiralık teknelerle şampanya eşliğinde Oxford'a kadar gidip Oxford'u ziyaret edip akşam olduğunda evinize geri dönebilirsiniz. Bot club'lar var. Bunlara üye olup bot club'da sosyalleşebilirsiniz. Mesela Londra'nın kuzeyinde yaşayan bir insan ya da kuzey doğusunda yaşayan bir insanın bunları yapması daha zor. Çünkü böyle bir imkan yok. Kürek çekebilirsiniz. Çünkü Thames Nehri üzerindeki zaten kürek kursları da var. Sizi farklı şekilde sosyal yapacak entitiler burada yer almakta. Biraz daha ilerleyeceğim. Buraya geçmek istiyorum. Şimdi bölgedeki ev fiyatlarından bahsediyorlar. Şu şekilde baktığınızda Windsor mesela Londra'nın en değerli. Ki belediyeler pilot çalışma yapmak istediklerinde seçtikleri ilk bölgelerden bir tanesi Windsor'da. Sebebi de şu: yaşayanların %70 civarında İngilizler yaşıyor ve eğitimli insanlar. O insanlara siz bir kuralı dikte ettiğinizde bunu olduğu gibi yerine getirebiliyorlar. O yüzden pilot bölge seçilir ve çalışmalar Windsor'da. Çok fazla istatistiklerde biz bunu Windsor'ın ismini duyarız. Bu bölgedeki ev fiyatları 598.600.000 pound aralığında. Weybridge dediğimiz bölgede 923.000. Ascot dediğimiz gibi bize 15-20 dakika uzaklıkta 886.000. Bu average, yani o bölgedeki en düşükle en yüksek ev fiyatının aralığındaki fiyatlardan bahsediyoruz. Staines bölgesi 458.476. Şimdi bu bölge, Staines bölgesi gelişen ve büyüyen bir bölge. Yani her yıl bu bölgenin nüfus popülasyonu yükseliyor. Aynı zamanda buna bağlı olarak talep yükseldiği için, göç de aldığı için fiyatlar kademeli olarak yükseliyor. Aslında bir yatırımcının istemiş olduğu en güzel olay. Şimdi yine bu bölgeyle ilgili Tor Park, bu bölgenin İngiltere'nin en büyük oyun parkı. Ya böyle şeylerle ilginiz çekiyorsa yine bu bölgede bunları kullanabilirsiniz. Country Escape demiş. Eğer hafta sonu arabanızla bölgede gidip bir hafta sonu piknik yapmak isteyebilir, yeşil alanlarda yürüyüş yapmak isterseniz yine Four Seasons Otel'in Hampshire bölgesinde ki otelini ziyaret edebilirsiniz. Bu bölgede spa yapabilir, gününüz burada geçirebilirsiniz. Ya bu ve buna benzer birçok fasiliti. Burada yer almayan Royal Hampton Court Palace sadece 20
dakika uzaklıkta. Richmond dediğimiz yer yanı başında 15 dakika. Richmond'dan Kew Garden'a geçebilirsiniz. Richmond Park'ta geyiklerle yürüyüş yapabilirsiniz. Aslında sosyal olmak bu bölgede o kadar çok yapılacak şey var ki siz yeter ki hani hafta sonu öyle bir zamanınız olsun ve bunu değerlendirmek için to-do list diye to-do'ya baktığınızda hafta sonu Google'a böyle bir search yaptığınızda sizin önünüze hepsini getirecektir. Bunların üzerinde durmayacağım. Why buy in Staines? Staines bölgesinden neden yatırım yapmalıyız? İşte az önce bahsettiğim 3 tane motivasyon noktasından bir tanesi de 4. motivasyonumuz. Neden Londra'nın birinci zorundan %60 o bölgeden gelen göçün bu bölgeye gelmiş olmasının sebebinin en önemli birinci başlığı bu ekonomi, education yani okullar. Staines bölgesindeki devlet okullarının %89'u A ve A+. A+ dediğimiz outstanding oluyor. Sebebi de şu, İngiltere'deki eğitim sistemi bizim Türkiye'den biraz daha farklı. Oradaki devlet okulları özel okullardan çok çok daha iyi olabiliyor ki ağırlıkta da öyle. Ve bu bölgedeki okulların %89 çok büyük bir rakam. Hatta bunu geçen gün başka bir yatırımcı kendisi bireysel olarak araştırmış ve bana şey söyledi o zaman dedi, şaşırdım dedi. Gerçekten dediğiniz gibi. Yani çünkü biz var olan istatistikleri alıp sizlere sunuyoruz, sizlere tanıtım yapıyoruz. Ve ikincisi bu okulumuz Royal Holloway Üniversitesi. O bölgedeki İngiltere'deki ilk 10'daki üniversiteler arasında yer alıyor ve sadece bizim projemizden 5 dakika uzaklıkta. Baktığımızda böyle çocuklarınızın eğitimi için yarın öbür gün hani çocuğumuzu göndermek istiyoruz. Orada iyi bir devlet okulunda okuyabilir mi dedikleri için zaten Londra'nın zon 1'in ve zon 2'den gelen göçün %60'ı bu bölgeye geldi. Çünkü çocuklarına iyi bir eğitim vermek için ve devlet okulunda. Biraz daha ilerlediğimizde bu bölgedeki current investment yıllardan bahsediyorlar. Şöyle çektiğimde aslında şuraya baktığımızda Eden Grove projesine yatırım yaptığımızda %5.5 bize yield veriyor. Eğer biz London Residential dediğimiz yani Londra'nın zon 1, zon 2'den bir gayrimenkulümüz olursa bu bize %4.5, 5 years fixed rate ISA %1, 10 yıllık Eurobond alırsanız %0.6, eğer paranızı gidip Bank of England'ın base rate'inden faize koyarsanız %0.1. Yani burada bir nokta daha var. Bakın bu bizim ülkemizde gerçekten bazı noktada İngiltere ekonomisi çok daha farklı. Bizim ülkemizde toprak bir yatırım aracı, araçlar bir yatırım aracı, otomobiller. Aynı zamanda faiz bir yatırım aracıyken İngiltere'de bunların hiçbiri iyi gelir getiren bir yatırım aracı değil ki. Hatta şurada gördüğünüz gibi 0.1 faiz oranıyla hiç kimse parasını faize koymaz. Geriye sadece gayrimenkul sektörü kalıyor. İşte İngiltere neden gayrimenkul sektörüne değer veriyor, önem veriyor? Buradan da anlayabilirsiniz. Çünkü onların şunu söyleyebilirim. En değerli yatırım araçları gayrimenkul sektörü ve denetimini ve kontrolünü de çok iyi şekilde yapıyorlar. Çünkü bunu şunu çok iyi biliyorlar. Ekonomileri kayıt altında olduğu için %98 ekonomi İngiltere'de kayıt altındadır. Ve bu kayıt altındaki ekonomide ne demek bu? Aslında güvenilir bir ekonomi. Bunun anlamı şu demek. Siz bugün oradan bir gayrimenkul aldığınızda şu aklınıza gelmesin. Aa benim gayrimenkulüm değeri dramatikli olarak düşer mi acaba? Hani yatırımcı amaç ne? 1 liramızı en üst level'a taşıyabilmek değil mi? 5 lira yapabilmek. İşte Londra pazarı size bunun sözünü verdiği için zaten dünyanın her yerinden yatırımcı İngiltere'deki gayrimenkul sektörüne geliyor. Ve devlet bunu çok iyi bildiği için bu sektöre göz bebeği gibi bakıyor. Burada olay ne? Arzla talep dengesinde arzı her zaman düşük tutup talep her zaman yüksek olduğu için hem yatırımcı kazanıyor hem kiracı kazanıyor. Kiracı kazanamıyor çünkü yüksek fiyatlardan kira ödüyor. Yani yatırımcı hem kiradan kazanıyor hem de gayrimenkulünün değer artışından kazanıyor. Şimdi ilerleyeceğim. Bu rakamlara çok takılmayacağım. Çünkü bunlar inanın sadece genel olarak önemli olanlardan bahsedeceğim. 10 year house price growth. Son 10 yıldaki değer artışlarına bakıyoruz. Ev fiyatlarını. Baktığımızda Staines Apple Times yani bizim projemizin olduğu bölge %60 değer koydu üzerine. O da bugüne kadar. İnanın ki her yıl çok iyi derecede değerleniyor. Ben geçen yıldan bu yıla kadar olan bizim birinci binamız olan Lavender House'daki fiyat artışlarına ben şahit oldum. Ve gerçekten bu rakamlar söylendiği gibi biraz daha bakın Manchester'dan bahsettim size. İşte %54 Manchester pazarı değer koydu üzerine. Liverpool'un yükselişi çok yavaş %17 ama Birmingham üniversitelerin şehri ve şöyle bir olay var. İngiltere'de Londra pazarının dışındaki pazarlarda size bir motivasyon noktası şu olabilir.
Ama pandemiden sonra olmayabilir. Çünkü artık eğitim eğer ilerleyen zamanda dijital eğitime geçilirse İngiltere'nin her bir şehrinde 60-70 bin tane öğrenci, 2 ya da 3 tane üniversite var. Yani Manchester dediğiniz şehirde 3 tane üniversite var. Toplam öğrenci sayısı 83 bin tane öğrenci var. Liverpool dediğiniz şehir aynı şekilde. Ve İngiltere'nin Liverpool şehri Avrupa'nın en büyük medikal anlamda, yani doktorluk ve nurse'lik alanındaki en büyük makalelerinin yazıldığı laboratuvarlar Liverpool şehrinde bulunuyor. Bugün Avrupa'daki makaleleri açıp bakarsanız doktor sağlık alanında, o makaleler Liverpool'daki laboratuvarlardaki araştırmalardan çıkmıştı. Çünkü devlet buraya gerçekten çok güzel yatırımlar yaptı. Hatta Knowledge Quarter bölgenin adı ve orayı yeniledi. Yeni yatırımlarını bundan 5-6 yıl önce gerçekleştirdi Manchester yapılanırken. Şimdi şöyle biraz daha ilerleyeceğim. Son istatistikler, Staying Up on Times dediğimiz, ki şöyle şunu da size bilgi de vereyim. Staying Up on Times ismi 2012 yılında devlet kararıyla Staying'den Staying Up on Times olarak değiştirilmiştir. O yüzden böyle, çünkü Times Nehri kenarında olduğunu vurgulamak için, ki gerçekten öyle. Buradaki fiyatlara baktığımızda son 5 yılda %22 değer koydu ama son 10 yıldaki değer artışı %60. Yani bunlar son 10 yıl dediğimiz %60 değer artışı gerçekten çok iyi, ama şu anda inanın ki çok çok daha hızlı değer koyuyor üzerine. Bunu bu bölgedeki firmaların sayısının yükselmesiyle, bunların hepsi o bölgede yer alan teknoloji firmaları. Zaten Heathrow Havalimanı'nın o bölgede olması, bakın kendi içerisinde barındırdığı Heathrow Havalimanı'nda çalışan 76 bin işçisi var. Yani pilotları, hostesleri, yer elemanları, bunların %56'sı Staines bölgesinde yaşıyor. Aslında bizim Yeşilköy gibi. Ve bu burada yer alan, base'i olan firmaların da head ofisleri burada yer alıyor. Onun dışında baktığımızda, burası sadece 10 dakika uzaklıkta, biraz daha aşağı geldiğimizde baktığımızda birçok firma, SAP burada yer alıyor, Kingston, bir sonraki slide'da göreceksiniz McAfee. Çünkü bu bölge teknoloji firmalarının olduğu yer. Özellikle şu anda dünya dijitalleşme yolunda ilerlerken bu firmaların sayısı her gün artıyor. Bir de bunlar böyle bir lokal oluşturdular. Gelen nasıl Silicon Valley'de herkes, tüm teknoloji firmaları orada yer almak istiyor. Bunlar bizneslerin etkileşiminden dolayı herkes aynı sektör, aynı yere toplanmış durumda. Burada da aynı şekilde. O yüzden biz buraya Londra'nın Silicon Valley diyoruz. Bakın çalışan employee sayılarına, bizim projemizin sadece 9 dakika sürüş mesafesinde NHS Ashworth St. Peter's Hospital ve çalışan 3450 employee'si var. BUPA mesela, BUPA sağlık sektörü, 83 bin tane işçisi sadece BUPA'nın var ve sadece 8 dakika uzaklıkta. Baktığımızda Heathrow Havalimanı'nın çalışan 76 bin işçisi 10 dakika uzaklıkta. British Gas 28 bin employee'si var. Affinity Water, bu su firması, 1194 kişi ve bununla bu şekilde Hitachi 1400. Bunlar bizim projemize 10 dakika sürüş mesafesinin içerisinde olan firmalardan bahsediyoruz. Ve bu böylelikle ilerledikçe, genişledikçe, circle'ı genişlettikçe şirketlerin fiyat isimleri de değişiyor ve yükseliyor. En son işte Netflix biz bu projeye çok yakın bir mesafede kendi stüdyosunu kurdu. Ve sadece 16 dakika sürüş mesafesinde. Neden bu bölgeyi seçiyorlar? Çünkü Londra merkeze gerçekten çok yakın. Bugün mesela Reading şehrine baktığımızda, bu projeden sonra biraz daha ileriye gittiğimizde, çünkü teknoloji firmaları bizim projemizin olduğu yerden başlıyor, ta Reading şehrine kadar varıyor. Yani Staines burasıysa Reading şehri burası, bu arası komple teknoloji firmaları. Hatta Reading şehrindeki ayrı bir projemiz var, yine Berkeley Homes'un. Onun bir katısı Microsoft'la Huawei'nin head ofisine açılıyor. Yani aslında bir koridorun bir ucunda Eden Grove projesi, diğer ucunda Berkeley Homes'un diğer projesi yer alıyor. Çünkü gerçekten o bölgede ihtiyaç var. Çünkü büyük firmalar head ofislerini oraya taşıdıkları için, daha da sayıları arttığı için böyle bir talep var. Şimdi ilerliyorum. Bu bölgede yer alan yine marketlerden bahsedeceğiz. O bölgenin lokal pazarları diyelim, çiçekçiler, yine hafta sonu stand kuran shoplardan bahsedebiliriz. İlerleyeceğim. Şimdi projemizle ilgili rental yıllara geldiğimizde, bugün bir yatak odalı dairelerin fiyatları 320 bin pound diyorlar ama evet, bizim projemiz geçen yıl açıldığında açılış fiyatı 320 bin pound'dan bir yatak odalı daireler satışa çıktı. Ve kira getirisi 1500 pound.
Bunu neye göre baz aldılar? 1500 band. Çünkü o bölgede pilotlar, hostesler yaşadığı için onlar için daha büyük 55 metrekare değil de 45 metrekare, 40 metrekare bir yatak odalı daireler planlandı. Floor planlarımız arasında bunlar var. Bu baz alınan rental income, yani 1500 band, o küçük olan dairelerin kiralama fiyatıdır. Ve bunun 55 metrekare olan bir yatak odalı daire 1600 banttan kiraya verilmekte. Aynı şekilde iki yatak odalı daireler 495 bin pound'dan satış fiyatımız açılıyor ve rental getirisi, kira getirisi de 2000 pound. Yield olarak bakın Avrupa, bir İngiltere, Türkiye'de de özellikle bu son dönemlerde bunu duyuyorum. Bir, yani küçük evler, bir yatak odalı daireler daha çok talep görüyor. Bu İngiltere'de uzun süredir böyle, yıllardır böyle. Yani bir yatırımcı olarak bana sorarsanız Özlem Hanım, bir yatak odalı mı, iki yatak odalı mı, üç yatak odalı mı? Öncelikle ben size derim bir yatak odalı daire. Yaşamak için artık kişi sayısına göre iki ya da üç yapabilirsiniz. Ama yatırım için bir yatak odalı daire hem couple'lar hem single olan kişiler tarafından tercih ediliyor. Tercih sebebi ta ki aileler çocuklarına, hatta bir çocuk doğurduğunda da o evde kalıyorlar. Çocuk ancak iki yaşından sonra artık o aile taşınıyor. Bu o bölge insanların, yani İngiltere kültüründeki insanların, orta gelirli grubun, yani bu nasıl söyleyeyim, iki mühendis aynı evi paylaşıyorsa giriştikleri şey bu. Çünkü kiralar gelirler içerisinde. Bugün ne kadar, size açık açık örneklerini vereceğim. Bugün İngiltere'de bir bilgisayar mühendisi, hani rakamlara baktığımızda çok yüksek yıllık kira aldıkları maaşlar 150 bin pound olsa da, o civarda olsa da, ellerine geçen para vergiden sonra aylık 4500-5000 pound arası. Biz zaten bunun eğer 2000 pound'unu ya da biraz daha çıkarsak, kiraya veriyorsak eğer, bunun ekstra masrafları da var. Ellerine kalan, geri kalan para zaten yaşam standartları için ancak yeterli olacaktır. Şimdi şöyle ilerleyeceğim. Property house value increase. Şimdi bu bölgedeki, zaten bundan sizlere bahsettim. Burada rakamlarla biz bunları açıkladık. Bu rakamları size paylaşacağım. Siz bunları incelersiniz. Çünkü ben bunlara takılmak istemiyorum. Daha sonrasında vergiyle ilgili sizlere bazı şeyler anlatmak istiyorum. Şöyle ilerleyeceğim. Economic potential, bu bölgenin İngiltere ekonomi içerisindeki payı %10. Yani demek istediğimiz şu, evet, teknoloji firmaları burada oluşuyor. Ülke, bölgenin genel ülke ekonomisine katkısının büyük bir kısmını sağlamakta. Buradan da daha ilerleyeceğim çünkü projeyi de anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi projemiz toplamda 6 tane binadan oluşuyor. İlk binamız geçen yıl satışını yaptığımız, ilk lansmanını yaptığımız Lavender House. Bu yıl, yani bundan 15 gün önce satışa çıkan Lily House, biz bunun lansmanını yapıyoruz. Lavender House'lar var olan, elimizde çok az bir daire kaldı. Onlar da bina içerisindeki lokasyonları artık en kötü olanlar. Ama tavsiyem Lily House'dan yatırım yapmak çok daha mantıklı. Tabii ki ikisinin de fiyatlarını, öyle bir şey olduğunda ben sizinle paylaşacağım. Binalarımız, bu proje 2026 yılında bitecek. Her yıl Lily House'da, Lavender House'un anahtar teslim tarihleri 2024 yılında yer alacak. Ve şöyle, öncelikle Lavender House Quarter 1, Quarter 2 dediğimiz, yani Ocak'la Haziran ayı arasında 2024 yılında Lavender House'un anahtar teslim olacak. Haziran'la Aralık ayı 2024 yılında da Lily House'un anahtar teslimi yapılacak. Diyeceksiniz ki yani belki biraz uzun gelebilir size, çünkü proje geçen yıl açıldı. Pandemiden dolayı projede şu anda çelik üretiminde, yani çelik supply yapan firma biraz deliverisini geciktirdiği için projemizde bir 6 aylık anahtar teslim tarihi gecikmesi oldu. Ama bu sadece bizim projemizde değil, belki olsun diğer projelerinde ve farklı supply firmalardan biz bu haberleri duymaya başladık. Yani şu anda pandemi kuralları da kaldırıldı ve Berkeley Homes'un ben gelmeden bize vermiş olduğu bilgi, yani inşaatın yapış ilerlemesini daha fazla işçi içeriye koyarak ilk aslında söylenen tarih olan Quarter 3 2023 yılında anahtar teslimlerini yapmak istiyorlar. Eğer yetiştirebilirlerse o tarih, bunlar tabii ki sözleşmeler üzerinde yer alacak, long stop date diye. Şimdi buradan tekrar ilerliyorum. Bu bizim, bu bina Lavender House. Bu Lavender House'un courtyard'ı. Hani oradan size bir görünüm sunduk. İlerleyeceğim. Yine aynı şekilde binamız Lily House. Bu binanın satışını şu anda gerçekleştiriyoruz. Şöyle ben biraz daha ilerlemek istiyorum. Yine burada sizlere sunacağımız imkanlar. Yani biz Edinburgh projesinden, Lily House'dan bir daire aldığımızda bu binanın bize nasıl imkanları olacak? Ne gibi fasiliteleri var? 24 saatli, pardon, Residence Gym.
bu zaten son dönem dünyanın her yerinde yapılan akıllı ev modeli dediğimiz evler. Ama artık pandemiden sonra bir artı geldi. Evlerde biz ofisleri de artık katıyoruz. Toplantı salonları da oluyor. Aslında evinize girdiğinizde ev sizin hem iş için olan ihtiyaçlarınızı hem de kendi personal ihtiyaçlarınızı karşılıyor. 24 saat concierge, residence, co-working space aslında şu alan, açık alan office space servis edilecek. Private sinemamız var, bir de meeting roomumuz var. Şöyle ilerleyeceğim. Şöyle bakarsak, burası açık alan office space'imiz, cemimiz, sinema salonumuz ve concierge'imiz. Burada sizlere güzel bir görüntü sunmak istedik. Bu bizim yüksek, yani binamız toplamda 13 kattan oluşuyor. Aynı zamanda ground floor dediğimiz, aslında binanın içerisine girdiğimizde bizi konsiyerjin karşıladığı katta 3-4 tane de, hatta 4 tane bir yatak odalı daire var. Onu da sayarsak toplam binamız 13 kattan oluşuyor. Bu üst kattaki dairelerin görüntüsünden, çünkü bu bölgede Londra'nın içme suyu havzaları olduğu için bu bölgenin çevresinde göller ve ormanlardan oluşan bir görüntü var 12 ve 13. katlara çıktığımızda. Şöyle ilerleyeceğim. Evet, Lily House dediğimiz şu anda satışı olan binamız bu ve bir Lavender House'dan da arta kalan daireler. Şöyle yapısına baktığınızda Lavender House daha çok içerisinde 2 yatak odalı ve 3 yatak, yani 3 yatak odalıdan her bir katta bir daire var, 3 yatak odalı ve toplamda 13 tane 3 yatak odalı daire var. Ağırlıkta 2 yatak odalı dairelerin olduğu bir apartman, bina. Ama Lavender House'a baktığımızda inşaat firması bir Lavender House'a daha çok yatırımcı için bir yatak odalı dairelerin sayısını daha fazla tuttu. Ama bu bir ihtiyaçtı. Çünkü bölgeden İngiliz halkı kendisi de satın almak istediği için ve yaşam alanı olarak kullanmak istedikleri için özellikle aileler 2 ve 3 yatak odalı daireleri sordukları için floor planında bir küçük bir değişiklik yapıp 2 yatak odalı dairelerin sayısını çoğalttılar. Şöyle ilerleyeceğiz. Bunlar var olan bir yatak odalı daire. Bu stüdyo, tek bir tane stüdyo var. Bu ground floor'da, giriş katında var olan bir yatak odalı daireden bir görüntü. Şöyle ilerleyeceğim. İki yatak odalı dairenin görüntüsü ki, evet, bu projeye ben de yatırım yaptım. Bu da benim apartmanım, öyle söyleyeyim. Şöyle ilerleyelim. Bu 3 yatak odalı dairenin, ki 3 yatak odalı daire şu anda diğer inşaat firmaları da kendi listelerini eklemeye başladı. Lavender House ilk birinci binamızda sadece 1 yatak odalı ve 2 yatak odalı daireler yer almaktaydı. Dediğim gibi ihtiyaçtan dolayı 3 yatak odalı daireleri de ekledik. Şimdi specification'lara geldiğimizde, yani biz gayrimenkulümüzü satın alırken bize ne gibi inşaat firması bize ne gibi ayrıcalıklar, herhangi bir şey sunuyor mu? Yani biz inşaat firmasının istediği renkleri mi satın alacağız? Hayır. Burada bize specification göstermiş. Hali hazırda bu görüntü Londra'da Market Street'e gittiğinizde üst kata çıktığınızdaki şov apartmanın birebir canlı örneği, resimleri buradan görebilirsiniz. Şöyle ilerleyeceğim. Ayrı renkler var. Burası living room'umuz. Bir örnek. Örnek daireden. Camlar yere kadar double glazed. Hiçbir şekilde sesi de geçirmiyor. Ve dışarıdan çok iyi ısı yalıtımı, aynı zamanda ses yalıtımı sağlıyor ki Berkeley Homes mesela kanunların vermiş olduğu dimensionları çok daha üzerinde bunu uyguluyor. Mesela yerde kullanmış oldukları laminate ya da kullanılan ahşap neyse parke, bu da sesin geçirgenliğine uygun olarak yapılıyor. Yani şunu diyemiyoruz, biz kafamıza göre yatak odasında carpet var, biz bunu değiştirelim de yerine laminate yapalım dediğimiz noktada Berkeley Homes diyor ki hayır. Siz bunları inşaat bitmeden önce özellikle contract exchange olduğunda yellow page dediğimiz bir page'imiz var. Burada istediğimiz değişiklikleri yazdırabiliyoruz inşaat yapılırken. Onlar bu kanun çerçevesinde belirlenmiş olan dimensionların içerisinde bu değişiklikleri bizim için yapıyorlar. Bu salondan bir görüntü, yatak odasından bir görüntü, ebeveyn bathroom'u olan bir yatak odası. Banyoda iki farklı banyomuz var, iki yatak odalı dairelerde. Ebeveyn bathroom'u küvetle geliyor, diğer ikinci banyomuz duşa kabini olarak geliyor. Kullanılan malzemeleri de söyleyeyim. İngiltere, yani özellikle Berkeley Homes banyo malzemesi olarak, kalebolur olarak vitrayı çok seviyor, seramik olarak. Vitrar Velour Bosch. Bu projede vitranın ürünleri kullanıldı ve aynı zamanda, yani kıyaslama yapacağım, Richmond Hill'de de bir projesi vardı. Richmond Chase diye mutlaka duymuşsunuzdur. Ve o projede mesela kullanılan kapılar, bizim projemizde kullanılan kapılarla birebir aynı. Orada da vitrayı kullandılar, bu projeyi de vitrayı kullandılar. Yani burada şu çıkıyor önümüze, aslında biz Berkeley'nin
kalitesini çok çok daha ucuza satın alıyoruz. Neden? Toprağın metrekare fiyatı çok daha düşük olduğu için. Ama bu fiyatlar inanın ki geriye dönüp baktığımızda fiyatlar her 3 ayda bir kendini update ediyor. Biz inşaatlar yükselirken fiyatlar da buna paralel olarak bir bölgesel artışın getirmiş olduğu fiyatlar üzerine ekleniyor. Bir de projenin kendi değer artışı dediğimiz proje yükselirkenki gelen fiyatlar var. Bir de bölgesel değer artışından gelen bir fiyatlama var. Bunlar hızlı şekilde yıl içerisinde 3 kere ve 4 kere fiyatlar revize oluyor ve değişiklik yapılarak satıcılara sunuluyor. Şöyle ilerleyeceğim. Bu da balkondan bir görüntü. Bunun üzerine çok kalmayacağım. Hepsi kataloglarımızda var. Onları isterseniz sizlere PDF olarak gönderebiliriz. Ve projemiz böylelikle iç mekan olarak da şeysi bitiyor. Sizlere biraz ödeme planından bahsetmek istiyorum. Ödeme planı nasıl diyeceksiniz? Özellikle bu proje lansmana ilk çıktığında inşaat firması ödeme planında %25'i kontrat exchange olduğunda bunun anlamı şu demek. Biz bir gayrimenkul almaya karar verdiğimizde öncelikle 2000 puan bir kapora yatırıyoruz. Ve dairemiz satış listesinden çıkıyor. Arkasından bir ay içerisinde hem bizim avukatımız hem de inşaat firmasının avukatı karşılıklı olarak sözleşmeyi hazırlıyor. Ve o bir ayın sonunda dairemizin fiyatını örnek veriyorum 350 bin poundluk bir daire alıyorsak bunun 2000 poundunu zaten rezervasyon fiyi olarak ödemiştik. Yani geriye kalıyor 33 bin pound. %10'unu biz o sözleşmeyi imzaladığımız gün %10'unu ödüyoruz. Aradan 12 ay geçiyor. Yani şöyle tarih de verelim. 15 Mart 2022 ilk %10 ödemeyi yaptık. Önümüzdeki yıl 2023 yılında evet bir %10 daha ödeme yapıyoruz. Ondan bir 6 ay sonra da yani ikinci ödediğimiz 15 Mart 2023 tarihinden 6 ay sonra tekrar bir %5 ödeme yapıyoruz ve biz böylelikle %25'ini 18 ayda ödemiş oluyoruz. Bunun sebebi neden böyle? Normalde pandemi öncesi böyle bir ödeme esneklikleri yoktu. Sebebi de şu, pandemiyle birlikte artık insanların yani şirketlerin nakit akışlarında sıkıntılar olduğu için bunun için Berkeley Homes yatırımcılara böyle bir kolaylık sundu. Aslında bu bir avantaj. Zaten şöyle bir hesaplama var. Biz gayrimenkulümüze yatırımı yaparken %25'i 18 ayda ödediğimizde projenin anahtar teslim gününe kadar bize kazandırmış olduğu değer artışı zaten %25. Ve siz koymuş olduğunuz para kadar 2 yıl anahtar teslim süreniz 2 katına paranızı çıkartıp eğer o bölge ülkenin de mortgage sistemini kullanacaksanız yani cebinizden para çıkmadan sadece %25'ini ilk etapta ödeyerek bir gayrimenkul sahibi olabilirsiniz. Ve burada bir konuya değinmek istiyorum. Mortgage konusu. Mortgage ile ilgili şöyle bir olay var. Mortgage riskler aslında mortgage şu. Tefecilerin para satmasının yasal hali mortgage sistemi. Şimdi baktığımızda pandemi öncesinde ne vardı? Rahatlıkla biz Türkler Turkish Bank'tan özellikle mortgage alıyordular. Ama pandemi geldiğinde yani Şubat 2020 yılında ben o sırada bir müşterime Londra'da ilk defa pandemi geldi dediler ve artık bankalar Türk yatırımcılara da Türk müşterilere de dediler mortgage verecekler. Bunun araştırmasını yaptım ki gerçekten de öyle. Ben bir yatırımcıma İngiliz Bankası'ndan aylık 0.33 faizle 15 yıl geri ödemeli bir meblağ aldık. Evinin sahibi de oldu. Şimdi ama daha en son Londra'dayken brokerlarla görüştüm. Türkiye'deki currency inflation yani kurların çok hızlı yükselmesi. İkincisi Rusya'da olan bu soğuk savaş diyelim o zamanlar böyleydi şimdi sıcak savaşa döndü. Marketteki piyasa riskleri yükseldiği için bazı bankalar Türkiye'yi listeden çıkardı dediler. Ama alternatif olarak şunu yapabilirsiniz. Turkish Bank yine İngiltere'deki Turkish Bank Türklere mortgage veriyor. Ha faiz oranı şöyle yıllık faiz oranı 5.50 ama İngiliz bankaları biz 3.83'ten evet öyle bir para bulabilmiştik piyasada. Şu bu neye bağlı? Her 3 yılda bir mortgage için piyasalar analiz ediliyor ve buna bağlı olarak sizin ödeyeceğiniz ana paranın miktarı da değişiyor. Bugün bizim inşaat firmamız bize %25 ödeme yapacaksınız dedi. Fakat anahtar teslim gününde diyoruz ki biz geri kalanını bankadan mortgage alacağız. Ama banka bize şunu diyebilir. Ben diyor sizlere piyasadaki riskler piyasa riskli olduğu için ben size %25 değil de
evin %35'ini öderseniz ben size geri kalan %65'i mortgage olarak veririm diyebilir. Bu da son dakika golü olarak size gelebilir. Buradan şimdi uyarmak istiyorum. Yani böyle bir yatırım yapıldığında eğer nakit almayacaksanız, finansal piyasaları kullanacaksanız her zaman yanınızda ekstra anahtar teslim günü bir 10% daha ödeme olsun. Yani bunun anlamı şu demek ki şu anda gerçekten piyasalar riskli. %35 gibi bir rakamla biz yatırıma gidiyoruz diyebiliriz. Yani bunu da ön bilgisini vereyim size. Vergi konusuna gelmek istiyorum. Vergi konusunda bir konuya değineceğim verginin dışında. AML check dediğimiz anti-money laundering check var. Hatta bugün vergi dairesinden bir mail aldım. İngiltere'de yeni bir yapılanma var. İngiltere'ye gelecek olan, şirketlerden gelecek olan paraların hepsi AML check dokümanları ciddi bir şekilde yapılacak. Ve şunu söylüyor mailde. İngiltere gayrimenkul sektörü hiçbir kara paranın aklanmasına ev sahipliği yapamaz. Hani bunu bizim ülkemiz üzerinde kullanamazlar diye. Böyle bir yapılanma var. Büyük olasılıkla burada muhasebecilere bir rol verecekler. Avukatlar zaten AML check yapıyor. Şimdi şöyle bir olay var. İngiltere'de aldığınız gayrimenkul, siz eğer Türkiye'de bir şeyiniz varsa, Türkiye'de herhangi bir ipotekle ilgili bir probleminiz varsa, malınızın, mülkünüzün üzerine bir ipotek konuluyorsa, siz İngiltere'de yapmış olduğunuz yatırımlar hiçbir şekilde ipoteke tabi değildir. Yani siz buradan İngiltere'ye yatırım yaptınız, paranızı oraya götürdünüz. Allah göstermesin buradaki mallarınıza terslik oldu, bir şey oldu, el konuldu. Ama sizin İngiltere'deki gayrimenkulünüze hiçbir şekilde el konulamıyor. Oradaki gayrimenkulünüz tamamen oradaki piyasayla ilgili, oradaki kanunları cover ediyor. İkincisi, biz vergi konusuna geldiğimizde almış olduğunuz gayrimenkulü eğer birden çok alım yapacaksanız size tavsiyem SPV Company dediğimiz bir şirket kurup, bunlar yatırım şirketleri oluyor. Bunun üzerine gayrimenkulünüzü alabilirsiniz. Burada vergi konusunda sizi şirketiniz koruyor. Ama eğer şunu diyebilirsiniz, o zaman biz bir tane gayrimenkul olacağız. Ama biz vergiden de muaf olalım. Hani böyle bir şey varsa ben o zaman şunu söylüyorum. Eğer eşiniz ya da çocuğunuz, 18 yaşını doldurmuş çocuklarınız eğer tapuya hem kendi isminizi ya da eşinizle birlikte kendi isminizi miras vergisi açısından çocuğunuzun ismini de koyarsanız ki bunları en başında düşünüp de yaparsanız sonrasından avukat işlemleriyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Çünkü İngiltere'de şöyle bir olay var. Bir gayrimenkulü satın alırken bizim avukat bize soru soruyor. Diyor ki siz bu gayrimenkulü hangi kimlikte satın alacaksınız? Yani iki kişi satın alıyorsunuz mesela eşinizle birlikte. Siz öldürünüz. Joint tenant denen bir şıkkımız var. Biz eğer onu seçersek Allah göstermesin bize bir şey olduğumuzda o mallarımız otomatikmen eşinizin adına kalıyor. Hatta bir de oraya çocuğunuzu eklerseniz eşinize de bir şey olursa otomatikmen mal varlığınız çocuğunuzun adına kalıyor. Burada miras vergisi ortadan kalkmış oluyor. Ama şunu yaparsanız B şıkkı da şunu diyor. Diyor ki eğer karşılıklı iki kişi siz bu gayrimenkulü almaya karar verdiniz ve share olarak %50 siz bu gayrimenkulü alıyorsanız eğer bu zaman size diyor ki A şahsı siz istediğiniz gibi bu gayrimenkulü başkasına miras olarak bırakabilirsiniz. İşte burada ne doğuyor? Miras vergisi doğuyor. Yani biz gayrimenkulü satın alırken ben özellikle yatırımcılarımla oturuyorum, konuşuyorum. Bunun planlamasını yapıyoruz. Hem miras vergisinden muaf olacak şekilde, hem Allah göstermesin partnerinize herhangi bir şey oldu, miras o şeyin gayrimenkul otomatikmen devretmesi açısından joint tenant özelliği. Class 1 de yanınıza en başında muaf olmuş oluyorsunuz ve arkasından yıllar geçtikten sonra bana gelenler oluyor. Özlem Hanım işte gayrimenkulümüz var, çocuğumuz kime miras kalacak? Hani çocuğumuzu da ekleyelim dediklerinde işte o zaman tekrardan avukatın yolunu tutuyoruz. Avukata da ekstra para ödemiş oluyoruz. Yapılıyor mu? Evet yapılıyor ama hepsi bir süreç. Vergi konusunda eğer iki kişi adına alınırsa, bakın burada iki gayrimenkul aldınız ya da tek bir gayrimenkul aldınız istiyorsunuz ki İngiltere'de emlak vergisi yok. Amerika ve Türkiye gibi değil. Gelir vergisinden de kendinizi muaf konuma getirebilirsiniz. Nasıl getirebilirsiniz? Her bir bireyin İngiltere'de bu non-resident dediğimiz, yani biz Türk vatandaşları da olsak dahi İngiltere bu hakkı bize veriyor. Minimum personal allowance oranımız var. Bu 12.700 pound ama bu yıl yine Mart ayında budget açıklandığında bu ay açıklanacak. Bu rakamlar her yıl değişiyor. Aslında bu ne demek? Bizim net karımızın kalan 12.700 pound'u vergiden muaf kısmı. Ama biz eşimizle alırsak bu daireyi 12.700 eşinizin 12.700 de sizin payınız olarak eklendiğinde siz toplam rakam kadar vergiden muaf oluyorsunuz. Bu da şuna denk geliyor. Siz iki yatak odalı bir daire aldığınızda yıllık kira getirisi 24
4 bin pound burada vergiden tamamen gelir vergisinden muaf konuma düşmüş oluyorsunuz. Ama bu demek değil ki beyannameyi biz vergi dairesine sunmayacağız. Vergi dairesi şunu söylüyor. Siz diyor geliriniz olduğu sürece olsun ya da olmasın ben sizi ne yaptığınızı görmek istiyorum. Biz beyannamemizi sunuyoruz ama nil olarak sunuyoruz ya da sıfır değeriyle sunuyoruz. Herhangi bir geliriniz yoksa vergi dairesi bunu görüyor. Yani burada ne doğmuş oluyor? Bir muhasebe masraf ücretimiz doğuyor. Bir de masraflara geleceğim. Biz böyle bir daireyi satın aldığımızda bir yatak odalı dairede bizim ne giderlerimiz olacak değil mi? Çünkü sene sonra hesabı yapılırken profit and loss'ta bir servis charge yani aidat. Bir yatak odalı dairelerin aidatları 1800 pound civarında ama bu spesifik değişiyor. Nasıl değişiyor? Metrekare fiyatıyla hesaplandığı için farklı metrekare fiyatları yani eviniz 50 metrekaredir servis charge'ınız farklıdır. 85 metrekaredir farklı bir servis charge ödersiniz. Grant rent dediğimiz toprak ücreti var. Biliyorum Türkiye'de leasehold satışlar yok ama İngiltere'de leasehold satışlar var. Bu ne demek? Servis charge kanunu şunu söylüyor. Diyor ki eğer bir binanın diyor içerisinde çoklu ev sahibi varsa yani birden çok kişi mülk sahibi ise bunlar öğrenci yurtları, ofisler, apartmanlar. Burada diyor siz toprağı satın alamazsınız ve bunun karşılığında da diyor ne ödemekle yükümlüsünüz? Toprak parası ödemekle yükümlüsünüz. Bizim yani burada aslında Türk yatırımcı burada biraz şey yapıyor, şaşırıyor. Diyor ki aa Özlem Hanım daire bizim olmuyor mu? Hayır daire sizin oluyor ama aşağıdaki toprak başkasına ait. Dairenin her türlü mülkü nasıl Türkiye'de evinizi alıyorsunuz? Tapudaki olan rakam toprak metrekaresi sizin tapunuzda yazıyor. Ama İngiltere'de aşağıdaki toprak sizin sözleşmenizde yazıyor. Kime ait oldu? O toprak satılabilir. Buna grant rent business'i denir. Yukarıda binayı ayrı satarlar, aşağıda toprağı ayrı satarlar. Ama bu yukarıdaki mülk sahiplerini hiçbir şekilde etkilemez. Bunun doğduğu nokta nerede? Çünkü İngiltere topraklarında kraliçe toprakları olduğu için özellikle birinci ve ikinci zonlar burada mecbur muafiyet geliyor. Böyle bir kanun gündeme geliyor. Bununla birlikte de lease satışı zamanında kanunu çıkartmışlar ve insanlara sunmuşlar. Bizim projemizin lease süresi 999 yıl. Diyeceksiniz ki 999 yıl biterse ne yapacağız? O zaman da avukata gideceksiniz. Diyeceksiniz ki bizim evimizin lease'i bitiyor uzatalım. O günkü değerleme neyse. Aradan 999 yıl geçmiş eğer bina duruyorsa alındığı günkü değerle ilgili bir çalışma yapılıyor. O iki aradaki rakamın arasındaki fark bölgedeki diğer gayrimenkullerin değerlerine bakılarak belli bir rakam çıkıyor. Ama yine belli bir miktar ödeyerek lease'i uzatıyorsunuz. Bu da 999 yıl sonrasının konusu olarak önünüze geliyor. Az önce masraflardan bahsettim. Servis charge, grand rent dedim. Bir de letting fee. Letting fee dediğimiz... Biz burada şunu soruyorlar bana, Özlem Hanım biz daireyi aldık da gidecek miyiz? Hani biz mi kiralayacağız bunu? Ya da uçağa binip bunun için masraf yapmamıza gerek var mı? Hayır, bunu İngiliz çok iyi bir şekilde dizayn ediyor. Bir binanın management'ını yapan management firma var. Bu Berkeley Homes ki kendi daireleri, binalarını kendi management firmaları vardır. Çünkü Berkeley Homes şunu söyler, biz binamızı en iyi şekilde yapıyoruz, en güzel inşaatı yapıyoruz. Ve manage olarak da biz kendimiz diyor manage etmek istiyoruz. Kendi management firmaları ortak kullanım alanlarını, bakımı, her türlü şeyi kendileri üstleniyorlar ve onlar servis charge'lar ödeniyor. Ama ve lakin şeye geldiğimizde, letting fee'ye geldiğimizde ev sahibinin eli cebine gitmesi gerekiyor. Yani kiralama diyoruz. Evimizdeki tüm asetlerin, aset dediğimiz mobilyalar, bunların içeriye yerleştirilmesi, yerleştirildikten sonra sayımlarının yapılması, biz buna inventory check-in raporu deriz. Kiracı gelmeden tüm eşyaların konumu raporlanır, kiracı çıkarken de tekrardan raporlanır, aradaki zarar kiracıya charge edilir. Bunlar profesyonel şekilde yapılıyor. Bir de diyorlar bana ki Özlem Hanım ya kiracı kirayı ödemezse ne olacak? Burada da ne oluyor? İngiltere'de inanın ki kiracı ya içeriği alırken ki kiracının maruz kaldığı çekimler çok ağır. Bir iş yerine kadar bir kredi skoruna bakılıyor. Zaten uygun kredi skorunuz yoksa ev kiralayamıyorsunuz. İkincisi iş yerinden almış olduğunuz güvenilir, iyi bir insandır yazısı, işveren tarafından alınmış olan mektup. Üçüncüsü de eski evinizdeki bir önceki landlordunuz sizin hakkında referans mektubu yazmak zorunda. Bunlar alındıktan sonra ve uygun geliriniz varsa, uygun gelirden kastım şu, siz bugün 24 bin poundluk bir evde yıllık kira getirisi 24 bin pound olan bir evde maaş şey olarak gelir olarak sizden istedikleri 100 bin pound yıllık gelir göstermeniz gerekiyor ki buradaki iki yatak odalı daireyi kiralayabilirsiniz. Yani İngiliz bu işi yaparken biraz güvenli yapıyor. Şunu diyebilirsiniz. Öğrenci ise ne olacak? Öğrenciler, uzak doğudan gelen öğrenciler, babalar, anneler garantör. Onlar da yıllık kirayı peşin eve girmeden 12 aylık kirayı size öder.
O şekilde siz anahtarı teslim edersiniz. Yani kiralamadan da bahsettim size, bu yoktu aslında. Ama genel olarak tüm baştan sona masraf kalemlerimiz, satın alıma konu olan masraflarımız var ama onlara girmeyeceğim. Onu yatırım yapacak olan kişilerle birebir görüşürüz. Bunun dışında projemiz bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sorularınız olursa benimle birebir randevu yapabilirsiniz. Türkiye'deyim. Hatta bir ay burada olacağım, İstanbul'da olacağım. Tek tek birebir toplantı yapabiliriz. İsterseniz sizin ofisinizde, isterseniz bizim belirlediğimiz toplantı salonlarında görüşebiliriz tekrardan. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Thank you.